Onları istediğiniz yere yerleştirdim. Bekleyin dedim, ben içeri geçiyorum. Peki efendim. Efendim, Abdullah Aşık Bey gelmiş. Bekletmeyin, derhal içeri alın Cemil. Efendim hoş geldiniz. Bulduk. Buyurun efendim. Hayır olsun efendim. Hayırmışlar mı? Böyle değil. Ne içersiniz efendim? Ne, size ne söyleyeyim? Buraya çay kahve içmeye gelmedim. Buyurun efendim. Ne sıkıntınız var? Karı sıkıntım var tabii ki. Tövbe tövbe. Benim sıkıntım yok Nazif. Senin sıkıntın var. Benim mi? Nasıl yani? Bir sürü tehdit mesajları oluyor Nazif. Dikkatli ol. Seni indirebilirler. Çoluğun çocuğun işi bunlar efendim. Bende bayağı bir şey var zannediyorum. Bu kadar rahat olma Nazif. Tehditlerin nereden geldiği belli değil. Sıkıntı yok efendim. Sen bilirsin ama dediğimi unutma. Ben gidiyorum. Tabii efendim. Siz de kafanıza takmayın. Efendim, istihbarat başkanı gelmiş. İçeri al. Alın içeri. Hoş geldin başkan. Hoş bulduk başkanım. Hayır olsun inşallah başkan. Efendim, son günlerde değişik istihbarat bilgileri alıyoruz. Neler mesela? Sosyal medyada adresini bulamadığımız kişiler EYT'yi tehdit ediyor. Nasıl yani? Tehditlerde hep başkan ayağına denk al yazıyor. Siz ne saçmalıyorsunuz başkan? Sakin olun başkanım, bize gelen istihbarat bilgileri size aktarıyorum. Şerif. Buyurun efendim. Olağanüstü konseyi toplayın. Peki efendim.
Sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır olsun. Yine neden toplandık? Sayın Başkan Nazif Bey, bizim de işimizin gücümüzün olduğunu unutmuş. Neden toplandığımızı bilmiyorum. İşler çok karışık. Sebebi ne kardeşim? Ne olacak? Nazif Bey'in emrini dinleyeceğiz. Babil Bey'in mi? Tabii ki Babil Bey. De mi çağırdılar? İhtiyarın emri. Celil Bey aradı. Allah Allah. Ne var acaba bu kadar? Bakın beyler, ben yıllardır devletime hizmet verdim. Ben öyle evetten, mehmetten, ahmetten anlamam. Erhan doğru söylüyor. Hadi Nazif Bey'in emirlerini anladım. Ya Babür Bey'in emirlerine ne demeli? Arkadaşlar, biraz kendinize gelin. Köy kahvesinde değilsiniz. Arkadaşlar, bunlar daha bir şey değil. Bu heyete bir kere girdiniz, emir ve kurallarını uyacaksınız. Bu heyete bir kere giren ancak dört kollu ile çıkar. Dört kolluya gerek yok, ben tek kolumla... Irak'ta, Filistin'de, Amerika'da savaştım. Her şeyi bir kenara bırakalım ama bu akşam asıl toplantıyı Babil Bey yapacak. Nasıl yani? İzle ve gör. Al bir de buradan ya. Tamam. Nazif Bey giriş yapmış. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Arkadaşlar, sizi bu akşam toplamamın sebebi heyetimizde bilgi sızıntısı var. Kur'an çarpsın ben değilim. Burada hiçbirinizi suçlamıyorum ama bu kişi içimizden biri. Nazif Bey, onu bunu bilmiyorum da kesin bu ip ne yaptı? Ne ipliğini mi gördün lan? Arkadaşlar, konumuz bu değil. Burada geyik muhabbeti yapmayın. Arkadaşlar, sosyal medyadan bir sürü tehditler alıyorum. Çoluğun çocuğun işi bunlar efendim. Rahat olun, kafanıza takmayın. Evet Kenan, ilk baş ben de öyle dedim ama tehditler gitgide çoğaldı. Bizim ne yapmamızı istiyorsunuz efendim? Size danışmak ve ortak bir karar almak istiyorum. Efendim, böyle bir olayın istihbarat tarafından yapılması lazım. İlyas Başkanım, siz de geçin oturun. Zaten istihbarat başkanımızda bir adrese ulaşamadık. Efendim, araştırmalara devam ediyoruz, yılmayacağız. Kolay gelsin gençler. Cengiz, haddini bil. Sen kim oluyorsun da böyle önemli bir toplantıya paldır küldür giriyorsun? Benim kim olduğumu bilmiyor musun Boruk? Eski başkanın oğlu olman hiçbir şey değiştirmez. Ben gayet ciddiyim İhtiyar. Rahmetli babana da böyle mi davranıyordun? Sen kendini babamla bir mi tutuyorsun Boruk? Bak Cengiz,
Seni bir daha uyarmam. Tamam tamam. Seninle özel bir şey konuşmam lazım. Evet anlat. Dinliyorum. Özel. Arkadaşlar. Tamam tamam efendim. Anladık. Arkadaşlar hadi bir sigara molası ver önümüzde. Arkandaki de. Benim bildiğim her şey zaten olabiliyor. Anlatacağım şeyler önemli. Ne olursa olsun hiç fark etmez. O her şeyi biliyor. Çok mu güveniyorsun emirine? Hem de tahmin edemeyeceğin kadar. Anlıyorum ihtiyar ama maalesef onun da çıkması lazım. Yoksa bilgiden maruz kalırsın. Peki madem. Gelin. Söyle hadi çabuk. Sınıfta kaldım moruk. Benimle dalga geçme Cengiz. İhtiyarlar heyetinde sınıfta kaldım. Burada kimin kalır, kimin gideceğine ben karar veririm. Burada kanun benim. Evet evet. Kendi hayal dünyanda öylesin. Sen kime güvenerek buraya gelip bana posta koyuyorsun lan? Babama. Hangi babana? Şu bağıra bağıra ölen babana mı? Değirmen başında vurdular beni, oy vurdular beni. Celil! Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni. Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni. Vurma zalim vurma, narda nesiyem oy, narda nesiyem. Anamın babamın oğul, oğul, oğul bir tanesiyim. İstersen bana ukala mukala de. Bu arada uykunu aldı mı moruk? Öldür lan beni buradan. Yoksa buradan kurtulursam ben sana ne yapacağımı biliyorum. Senin buradan kurtulman imkansız. Az siktir. Bahadır. Ne Bahadır'ı lan pezevenk? Bahadır abi. Efendim? Siz yaşıyor musunuz? Yok ya Nazif. Yaşar mıyım? Bu benim maketim. Salak herif. Bu üzerimdekiler ne? Nazif. Bu senin gerçek halin. HET'e ilk girdiğin zamanlar ağzın sarımsak kokardı. Sefilin tekiydin. Götünde don yoktu lan pezevenk. O sizin dediğiniz olaylar yıllar önceydi efendim. Artık EYT'in başı benim. Nazif. Unuttun galiba. Ben yaşıyorum. Şu an heyet benim elimde. Siz de bunu unuttunuz. Nazif, sen tam bir malsın. Cengiz. Efendim baba. Git misafirlerimizi çağır. Saçmalama. Heyeti deşifre mi etmek istiyorsun? Rahat ol. Yabancı değiller. We'll be right back.
durun. Sinirlenme Nezif'im, sinirlenme. Koskocaman bir eğitim, bokunu çıkardınız. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yürek mi yediriyorsunuz bunu? Ben seni denemek için heyetin başına koydum. Sen ne yaptın? Saltanat kurdun kendine. Ben görevimi yerine getirdim. Nazif, boşuna yaşıyorsun, götünü kaşıyorsun. Safi rüzgardın, estin geçtin. Celil! Celil, demek sen de bu ihanetin içindeydin. Ben ihanet etmedim, görevim yaptım. Celil, sık şunun boğazını da gebert. Bunu bana yapacak mısın Celil? Ben yapamayacağım efendim. Cengiz. Hadi kardeşim, kapatacağım ben. Hadi. Neredeyim ben ya?